Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı olarak niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize açılımımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bambaşka sıkıntılarla mücadele halindeyiz. Kimsenin de birbiriyle olan sıkıntısı uyu, uymuyor yani çözümü zamanda belki o yüzden e, kesinlikle kendinize burada niyetinize odaklanın diyorum arkadaşlar hangi gün izliyorsanız hangi saat izliyorsanız bile enerji uyumlanması burada çok önemli ben fincanı kapatırken tüm niyetlerimi sizin çok pozitif diyorum herkese doğru rehberlikte bulunsun inşallah uyan sizin uymayan evrenin olsun ve neyse halimiz açıksın falımızda Deyip şimdi sizinle de paylaşacağım gördüklerimi. Bakalım neler söyler bize bugünümüz. Şimdi ee, karışık diyor. <laughs> Karışmışsınız, karışacaksınız. E, biraz belirsizliklerle beraber A harfi var. Şimdi gördüklerimi aktaracağım tabii ki de. E, bir yol bu. Bu yolla alakalı gidip geldiğiniz ya da aldığınız karar diyebiliriz. Ama arada köprü de oluşmuş. Bana kalsa e, arada bir tanıdık vasıtasıyla ya gidilecek yolunuz. Bence gidilmiş ama sonuçta açılan açılan da bir yol olabilir. E, burada biraz belirsizlikler var. Yolun başında hatta oturup böyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve yolda da insanların fikirlerini alıyorsunuz. Ya ben buraya gidiyorum ama bak ben böyle bir eğitim alıyorum ama nasıldır gibi. Ve ee, bu noktada, bu yolun sonuna geldiğinizde, siz bir hamle hamleyle alakalı bir şey, birisine bağlı oluyor bu yol. Yani şey gibi düşünün. İstanbul'da bir yakadan bir yakaya geçeceksiniz, ama her iki yakada da bir tanıdığınız var. Gitmeden önceki konuşuyorsunuz, sonra gittiğinizde de diğer taraftakiyle konuşuyorsunuz gibi bir durum var, bir bağlantı var, uzak mesafe var iş hayatınızdır ve bir iş bağlantısı için konuşmaya, iletişiminize devam edeceksiniz. Evet gitmişsiniz. Yani belli ki karar verilmiş ve bir yolculuğa çıkılmış ya da oraya gidilmiş artık. Ama oraya gittikten sonra gerideki birisiyle ya da bıraktığınız yerdeki durumla alakalı da bir iletişimin devamlılığı söz konusu. Ve bu da sizi belirsizliklere sürüklüyor. Ve ne yapacağınız konusunda biraz kararsızlıklar var. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Tek kendinizi deneme ihtiyacınız var diyor falan aslında cevabı. Ee, öyle yapmış mısınız? İki kişi sizi ciddi anlamda etkilemiş de, hani etkiliyor da. Ee, sonrasında bakıyorum bir her zaman söylerim ve bunun da zaten aslında aramızda sohbette döner. Bu bir hesaplaşma olabilir. Ama resmi bir işte gerektirebilir. Ve ee, bununla alakalı olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Ee, siz birisine bağlısınız. O birisi üç kişiye bağlı. Ve bu hesaplaşma öyle tek başınıza karar verip de bir yere bağlayacak bir sonucunuz yok. Önünüzde özellikle hani bayağı Kasım ayını çok ciddi anlamda yoğun, Aralık ayının da ortasına kadar çok ciddi anlamda karışık, bolca kişilerin de dahil olduğu. Hani içinde aslında gücünüzü kaybediyor gibi olduğunuz ama haksızlığa uğradığınız bir konu ya bu sizin hesaplaşma vermiş. Ya da işte bir mahkeme diyebiliriz buna. Bunun da sizin için bir şey. Hakkınız olanı almak ya bunun adı. Dolayısıyla siz burada bunu alırken siz birine bağlısınız. Keşke o insan doğru mesela şahitlik edecek. Ama o insan da üç kişiyi idare ediyor gibi. Üç kişi de ona bağlı gibi. Hani onun da birebir bunu yapabilmesi için diğer üçünün de onay görmesi lazım. İşte karı koca ama üç çocuktur. Anne baba ama işte diğer kardeşlerdir eştir ama diğer ablalar var burada gibi bir bağ mıdır? Onun cevabı sizde. Ama şunu söylemem mümkün. Siz bu şey Ş harfleriyle özellikle konuşacaksınız. Haklı çıkacağınız zaman dilimi var 10 gün sonrasında. Baya hani gelin atabilmiş ya kısmet demiş denilir ya. Baya atınızın üstündesiniz ve insanlar sizi böyle sanki e görüyorlar. Yani bir alkış, bir e şahlanma, bir bununla da bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size: Siz bu anlamda kendinize yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. Şahit dediğim ya da birine bağlı olduğum insanın da üç kişiye bağlı olmasıyla siz farklı bir yöntem geliştirebilirsiniz. Çünkü kişileri aradan ekarte etmek istiyorsunuz. Bir kişiyle de çok net bir konuşma yapacaksınız ve o konuşmadaki durumda şu olacak: Bak, ben kimseye bağlı değilim. Sen de kimseye bağlı olma. Hani bu yola beraber çıkıyorsak birlikte çıkacağız. Bu bizim borcumuz. Karı koca, anne baba, o kim bir şey bilmiyorum. Ya da bildiğiniz müdürünüze, amirinize, patronunuza dersiniz. Denge kurmalı. Sizin buradaki sorununuz sizin değil. Karşınızdaki muhatap olduğunuz kişinin diğerlerine bağlı olmasıyla alakalı dengeyi kuramaması. Eşinizdir, ailesiyle dengeyi kuramıyordur. Size gelip yansıtıyordur ama burada sizin derdiniz tabii ki de artık arada kalmamak ya da netlik kazanmak. Bunun mücadelesi biraz sürecek. Öyle anlattığım gibi 3 dakikalık 5 dakikalık bir mevzunun olmadığını sizler de biliyorsunuz. Biraz Kasım ayı hatta özellikle 20'sine kadar ki mücadeleniz bu yönde. Ne zaman ki bana kalsa 20'si gibi Kasım'ın 15, 17 18 olur bilemem. 19 olur bilemem. Ne zaman ki siz orada bu kişiye rest çekmek de adı bir şey bunun adı Yeter ama dediğiniz noktaya geldiğinizde artık hayatınızda başka bir başlangıç boyutuna geçeceksiniz. Bunun siz de farkındasınız. Ee, azıcık aşım, ağrısız başım. Enerji bu net. Sizin burada kendi kendinize kalabilmeniz için vereceğiniz mücadele doğru bir yol. Az kazanayım, ortaktan ayrılayım diyorsanız da doğru düşünüyorsunuz. Sadece burada bu üç kişi biraz kişinin de Tamam hadi bakalım kestik dediği de kesebileceği bir bağ yok orada. O biraz biraz şey ilişkisi çıkar ilişkisi biraz aile ilişkisi kan bağı can bağı burada bir bağ var. Ve öyle seninle bir daha görüşmeyeceğim anne deyip de küsemezsin annene diyor aslında bu falan. <laughs> yani karşı taraf için tabii. Çünkü size şurada eli kolu e, öfkeli bir şekilde bir şey anlatırken görüyorum karşı tarafa. O da aslında üçü, üçünü de toparlamış. Bu üç kişiyi de ya da üç konuyu da toparlamış. Arkadaşlar artık toparlıyor. Dağınık değiller. O yüzden Kasım ayının son haftası dedik ya 20'si ne kadarki 20'de konuşmanız varsa. İşte Kasım'ın sonuna kadar da artık derlenme toparlanma süreci. Siz bir şey yapmayacaksınız. Siz e, duruşunuzdan ödün vermiyorsunuz. Güzel haberleriniz var bu arada. Özellikle birisi kapana kısılmış. Sevdiğiniz kişi bu olaylardan ciddi etkileniyor. Kapana kısılmış görünüyor. Ama sizin onu çok ciddi desteklemeniz var. Güzel parasal mücadeleler için, ailemin bütünlüğü için ve benim ailemin mutlu olmam için der gibisiniz. Hakikaten de öyle bir uğraşınız var ama bolluk bereket diyebilirim ya da dönüşleri adınıza hayırlı diyebilirim. Ee, mücadeleniz biraz elalemciliklerden uzaklaşmak. Hani patronunuz size x kişiyle kıyaslıyor. Değil arkadaşım. Benim adım o x kişi değil. Benim adım bu. Ben y o z. Dediğiniz bir hani sıkıntılı bir dönem mi? Evet. Hani mücadelesi anlattığım kadar basit geçer mi? Hayır. Ama Kasım sonuna baktığım zaman arkadaşlar artık yeni bir yola doğru gidersiniz. Burada bir de sizin bu tutumunuzla alakalı çevrenizden şöyle bir şey görüneceksiniz. Vay be dedeni yaptı. Hani biraz da kendi tarafınıza ya da etrafınızdaki eşrafınıza diyelim bilmiyorum. Bu kalabalığınıza bilinmezliği vardı. Parayla alakalıydı ama elindeki becerisini bak da nasıl kökte söktürdü deriz. Vay maşallah ne güzel de halletti deriz. Bak gördün mü? İşte tek başına yeni sayfayı aç tutturdu deriz. Bu işi başardı deriz. Bilemedim ama kendinize kanıtlarsınız. Özellikle Aralık ayında da çünkü edindiğiniz yerleri koruma adına yeni bir mücadele var ama böyle şey Fal diyor ki, bak kendine zaman diyor Sen bu karışıklığı yaşayacaksın, bunu bedenen, zihnen yaşayacaksın. Çat diye hemen buraya geçme. biraz dur, biraz bekle, biraz dinlen. Yeni karar almak istiyorsunuz Aralık ayında. Biraz mola vermek en doğrusu. Çünkü mola vermezseniz bu sefer vaat edilerinin gerçekleşmemesi, sözünde durmamaları, işte bugüne kadar uzaması yapacağız deyip yapmamaları. Burada sanki biraz sizin artık güven sıkıntısı yaşatır ve dolayısıyla Olacağı varsa da yok, olmuyor mu ya dersiniz de yanlış adım atarsınız. Biraz mola. Biraz dinlenmek lazım. Şurada iki kişi birbirinize böyle nerede kaldın der gibi sarılıyor gibi çıkmışsınız gerçekten. Ve bu sarılmada arkadaşlar işte o aradığınız güven, huzur. Ama bunun için acele etmemelisin. Sen böyle bakarsan direkt bu olaydan direkt iki... Aralık ayındaki e, uygulayacağınız projeniz, düşünceniz ya da yapacağınız hamleniz, davranışınız. Mola verin, mola. E kazanan olursunuz, mola verdiğinizde böylesi çok yorucu olacak sizin için. Hemen adım atma, ön açık diyor. Telaşlanmaya da hani, kaygılanmaya da bilmiyorum ama Aralık'taki düşüncenizle alakalı net söyleyeyim. Acele yok diyor bu fal bana. Şimdi biraz baya baya hani dedim ya bak nasıl halletmişler, vay be halletmiş işini işte, çözmüş, başarmış. Demelerindeki nazara dönecek enerjisi çok net var. E ben nazarlı fallarda da hep şunu söylüyorum. Felak Nas inşirah arkadaşlar. Felak Nas iyi gelir, İnşirah'ta sıkıntıyı alır götürür. Şifacıdır bu dualar, sureler. Okuyun. Yani i̇n, İnşirah diye geçer. İsim soruyorsunuz bazen. Ee, gördüğüm zaman sadece uyarırım, tavsiye ederim. Nazar yoksa da söylemem. Ama burada var olacak. E harfindeki bir insan sizin buradaki başarınızı korumuş uçacak bir topluluğa küçük bir kitle hitap ediyorsunuz. Bir tarafın yöneticisi olabilme ihtimaliniz çok yüksek. Bolca konuşulacaksınız. Bu sizin biraz baş ağrısı yaratabilir. Ailesel olaylarla alakalı zaten çok karışık bir şey halletmişsiniz de insanların dedikodu etkileri kalmış kadar görünmekte sadece. İşte Bu dedikodular da yıldızınız düşüktür, nazara döndürür. Şimdi üç koldan nazar gördüğüm için nazar enerjisi veriyorum. Kariyerde nazar, evde nazar, yaşta da nazar. Belli ki siz bir süre korusanız kendinizi bu enerjiden kendi adınıza iyi olur. E, aşkla alakalı olarak da bir kişiyle nerede kaldım diye sarılıyordunuz aralık ayı itibariyle anlaşılana ki, ailenizdeki olaylar, bu karışık süreçler ya da maddi manevi yaşadığınız bu Kasım Aralık olayları netleşmesiyle artık sırayı aşka getirirsiniz. Ya da zaten bu yaşananlar evliliğinizi olumsuz etkilemekten artık çıkar ve sırada gel artık eşim dersin sarılırsın ve dersin ki hayat arkadaşım sensin. A harfi görüyorum burada. Güzel temiz hayallerinizi görüyorum burada. Sonsuzluk ifadesine çıkmış. Bana kalsa bu ikili bu yükü almış artık gider taşınırlar. Sanki tankta gibiler. Gücünüze güç katarsınız. Birlikteliğiniz kuvvetlenir. Biri hayatınıza belki de aralıkta girecektir. Yeni biridir. Ama bu kişi doğrudur ve sizin gücünüze güç katarak tanktaymışsınız gibi ee, korunuyor olduğunuz bir enerjiyle birlikteliğiniz başlar ve devam eder diyor arkadaşlar burası bana o yüzden aslında aşk hayatı olarak da baktığımda yolunuz açık vermiş ee, evet hayalleriniz var işte eşimle bir şuraya gidemedim gidersin hayalim var diyor hayal kurmuşsun bununla alakalı olarak da yolun açık aslında bu anlamda İşte başka ne diyebiliriz buna ee, keşke gücüme güç verecek bir kişi girse diyorsunuz ve de evet öyle bir kişi olur Öyle bir kişi olur. Gücünüze güç verir bu kişi. Diyor yani burası. Ve arkadaşlar aslında yolunuzun bu anlamda açık olduğu enerjinizden, nazardan korumanızdan farklı en ekstra aşmış olacaksınız. Yani Kasım ayılısıyla bir atlatın diyorum. Yolunuz çok engebeli olmasın inşallah. Ben görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sabah ve akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Ve sonrasındaki yorumlarınızı mutlaka okumaktayım. İşte o, o yorumlardır bana aslında inanılmaz motive sağlayan. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, fal bittikten sonraki sohbet kısmım sizin bakımınız bu. Şahsen yüz yüzeyiz ve nasılsın? Deve sırasına gelmiş gibi. Böylesi bir akış sağlıyor bende bu enerji. Ve tabii ki de severek yapmaya da devam edeceğim. O yüzden kıymetli yorumlarınız var. Çok teşekkürler gerçekten. Elbette ki bugün yüreğiniz epeyce kanıyordur. Eminim ki derdinizin e, dermanı olabilecek bir umutsuzluk. Olmuyor acaba bu derman gelmiyor mu acaba bu kapı açılmayacak mı acaba gibi umutsuzluğa doğru gidecek kadar büyüktür o dertler. Ama bilin ki arkadaşlar bir kapı kapanıyorsa biri açılabiliyor. Hatta bazen şerri bile biz sonundaki hayır bizim olsun diye yaşadığımız zamanları deneyimliyoruz. O yüzden sizlere de yağ sabır. Umutsuz olmayın. Tek burada yapacağınız şey bu. Dünkü derdinize bakın. Bugünkü mücadelenizi görün. Yarın ne bekliyor biliyor muyuz? Hayır. Bu sebeple de umudunuzu yitirmeyin diyorum. O yüzden arkadaşlar umutsuzluk, hiçlik gibi, güçsüzlük gibi daha çabuk tökezliyor insan yani. O yüzden siz içinizi rahat tutun ve bilin ki çıkış kapısı oralarda bir yerlerde doğru yere doğru iyi gidin yeter ki. Tabii ki de bazen en yakınlarınızdan da aldığınız darbelerde yok artık bu bile mi ya bu mu yani bu da mı bile dediğiniz kişilerden de yaralar alabiliyoruz. Ama hayat sınav yani senin beddua etmene hiç gerek yok karşı taraf bunu yaşayabilmesi için. Ey sevgili insanoğlu neyi yaşattıysan aynısını yaşayacaksın da bu dünyadan göçeceksin var aslında. Bu sebeple benim size naçizane tavsiyem bedduadan uzak kalmaya çalışın. İlahi adaleti teslim edin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim ben. Kalbinizin güzellikleri birine ben sizin olsun. Karşı tarafta kalpten bunlar çıktı ve bunları yapabildiyse ona da Geçmiş olsun. Aslında yaşayacakları bariz belli etmiş diyebilirsiniz. Böyle bakabilirsiniz. Kendinize yeni karma olumsuz enerji yaratmayın isterim. Tavsiyedir sadece arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımıma kadar en büyük zenginliğiniz arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Ve hepiniz hoşçakalın.